Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Hafta sonu analizleri itibariyle önce Dolar-TL analizini yaptık. Ardından endekse dair bu hafta neler olabileceğiyle ilgili olarak bir analiz aktardım. Ve dün de sizlere söz vermiş olduğum gibi bu hafta sonunun son analizi olarak da Viyop Dolar konusu üzerinde duracağım. Ve birazdan ilerleyen dakikalarda ise Merkez Bankası neler yaptı veya neler yapıyor, maliyet durumu ne alemde ve son kapanışları itibariyle Merkez Bankası'nın kar zarar durumunun muhasebesini çıkarmaya çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, Dolar-TL ile ilgili olarak yapmış olduğum analizim bu konuyla da ilgili olarak aynen geçerli olmakla birlikte o analizin ardından bugün itibariyle gerçekleşen düşen bir haber veya bir gelişme mevcut ki seçimlerin durumuyla ilgili olarak haber trafiğini herhalde yakından takip ediyorsunuz. Önce oyların geçersiz oyların sayımı gibi bir talep söz konusuydu. Ancak bugün yapılan bir itirazla veya bir başvuruyla daha doğrusu tüm oyların sayımı hususunda bir talep gündeme geldi. YSK bu konuda 13 Nisan tarihine kadar bir karar vermek durumunda. Dolayısıyla arkadaşlar seçimle alakalı olarak mevcut yaşanmakta olan süreç piyasaları, Dolar-TL'yi ve pek tabii ki Viyop konusunu da yakından ilgilendiren bir durum. Bu açıdan değerli dostlar önemli dalgalanmalar olabilir. Yukarı ve aşağı yönlü hareketlerde son derece dikkatli olunması gereken bir süreç içerisindeyiz. Çünkü haber trafiği gerçekten piyasaları çok yakın bir şekilde etkilemekte. YSK'dan gelecek o açıklamalar ve hatta bu hafta itibariyle alınacak olan kararlar çok ciddi bir şekilde etkiler yaratabilecek durumda. Bir diğer konu ise arkadaşlar, Dolar-TL analizi ardından ortaya çıkan bir diğer gelişme ise Pazartesi günü itibariyle açıklanması beklenen yeni reform programı Sayın Berat Albayrak tarafından Çarşamba günü açıklanacak şeklinde bir ertelemeye maruz kaldı. Dolayısıyla bu konuda yakından takip edilecek olan bir durum olacaktır. Piyasa bu konuda ilk etapta iyimser bir beklenti içerisinde mi olur yoksa yapılacak olan açıklamaları görmeden bir adım atmak ister mi istemez mi? Bütün bu tablo tabii ki piyasalar hususunda seçimler kadar etki yaratabilecek olan bir durum. Bu açıdan biz pivot değerlerimiz üzerinde yakından duracağız. Ve bu hususta pivot konumuzla ilgili olarak arkadaşlar geçtiğimiz haftaya başlarken yani seçimlerden hemen sonra ki haftaya başlarken pivot seviyemiz 5.73'tü. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça 5.91'e kadar bir atak olabilirdi. Aşağısında kalınması durumunda ise 5.60'a kadar bir geri çekilme yaşanabilirdi. Biz arkadaşlar geçtiğimiz hafta itibariyle Nisan vade açısından en düşük 5.60 seviyesini gördük. Gördüğünüz gibi birinci pivot desteğimiz de 5.60 ve 49 idi. Yani bu destek çok net bir şekilde çalıştı ve buradan tepki buldu. Üst nokta olarak 5.91.49'du. Bu seviyeye yaklaşım oldu. 5.84'lere kadar bir yükseliş oldu ama bunun üzerinde 5.84'lerin ötesine geçilmesi mümkün olamayınca zaman zaman 5.70 pivot seviyesinin test edildiğini, buranın aşağısına inişler, ardından çıkışların olduğunu ama bu bölge etrafında bir hareket sahası bulabildiğine tanık olduk. Değerli dostlar, şu anda görmekte olduğumuz üzere bu haftanın pivot seviyesi 5.70 seviyesi. 5.70 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.80 seviyesine kadar devam edebilecek olan bir yükseliş ihtimalinin var olduğunu görmekteyiz. 5.80'in ötesine geçilebilmesi başarılabilir ise 5.80 seviyesi bir destek konumuna getirilebilir ise bu durumda 5.94 aynı mantık ile 6.04'e kadar devam edebilecek olan bir hareket sahasının olma ihtimali mevcut görülmekte. Arkadaşlar 5.70 seviyesi çok büyük bir önem taşıyor pivot seviyesi itibariyle. 5.70'in aşağısında kalındıkça ki son kapanışımız 5.68-38 seviyesinde. 5.70'in üzerine net bir şekilde çıkılıp bu seviye net bir destek haline getirilmediği müddetçe 5.56 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme ihtimalinin var olduğunu pivot sistem verileri itibariyle hesaplanmış olarak görebilmekteyiz. 5.56'nın da kırılması durumunda 5.46-5.47 seviyesine kadar devam edebilecek bir geri çekilme olasılığı hesaplanmış bulunmakta pivot tekniğine göre. O açıdan
5.70'in üzerinde kalabiliyor muyuz, kalamıyor muyuz? Bunu çok yakından takip etmeliyiz. Fibonacci kriterlerimiz itibariyle baktığımız zaman ise sevgili dostlar, yukarı yönlü bir atak olduğunda önümüzde bulunan %23.6 ile tanımlanmış olan 5.97 direncinin var olduğunu görmekteyiz. O halde dolar TL'de önemli bir hareketlilik olur ise eğer, yani 5.75'lere yönelik bir hareketlilik olur, 5.75'in de üzerine çıkmak spot piyasa bakımından söylüyorum, böyle bir hareketlilik olursa Viyop'ta da 6 seviyesine doğru bir hareketlenme olma olasılığı vardır. Ancak bu 6 seviyesine doğru olan hareketlenmede 5.80'e ve 5.94 seviyesindeki virajlara dikkatli olmak gerekiyormuş. Günlük bazda bakacak olur ise pazartesi günü itibariyle Viyop kontratlarında hangi seviyelere dikkat etmeliyiz sorumuza ise 5.67 seviyesinin önemli bir seviye olduğunu görmüş bulunmaktayız. Kapanışımız 5.68 olduğu için pivot seviyemizin üzerinde gerçekleşmiş olması nedeniyle ve bir sonraki direnç noktamız, pivot direnç noktamız 5.70-5.71 bölgesi olduğu için bu durumda az önce sizlere 5.70 olarak vermiş olduğum haftalık pivot değerinin üzerinde bir tutunma çabasının gözlenebilmesi ve 5.74-75'lere doğru bir atak yaşanabilme olasılığı, şurada görmüş olduğunuz gibi pivot seviyesinin, günlük pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için ihtimal dahilinde görülmekte. Bir diğer yandan dolar endeksindeki, küresel piyasalar bakımından dolar endeksindeki 97 seviyesinin üzerine çıkabilme isteğinin de mevcut olması nedeniyle küresel bir rüzgar veya küresel bir destek anlamında da bu hafta dolar TL'yi bildiğiniz seçimler ve de diğer taraftan seçimler haricindeki nedir onun adı, az önce ifade etmiş olduğum gibi yapılacak olan ekonomik reformlarla ilgili açıklamaların çarşamba gününe ertelenmiş olmasıyla ve bu açıklamalarda piyasanın doyurucu bir takım sonuçlar alıp alamayacağı konusu da yakından takip edilmek suretiyle bu süreçte önemli bir hareketlilik yaşanabilir. Bir diğer üzerinde durulması veya takip edilmesi gereken konu ise arkadaşlar, bu hafta Sayın Erdoğan'la Putin'in yapacağı bir görüşme S-400 konusuyla ilgili yeni haber trafiğiyle gündeme gelmesine neden olabilir. Putin'le yapılacak olan görüşmede bu anlaşmaya sadık kalınacağı ve hiçbir şekilde bu anlaşmadan geri adım atılmayacağı gibi ikili bir görüşme sonucu olarak çok sesli bir yaklaşım söz konusu olacak olur ise bu durumda Amerika'nın nasıl bir tavır alabileceği konusu da yakından takip edilmeli dolar TL ve Viyop kontratları adına. Şimdi sevgili dostlar, kritik değerleri verdikten sonra gelelim Merkez Bankası'nın ne yapıp ne yapmadığı konusuna. Evet, Merkez Bankası arkadaşlar dolar TL'de short işlemlerine ara verdi. Yaklaşık 3 hafta, son 2 haftadır hiçbir vadede, yani Nisan vade, yeni açılmış olan Mayıs vadede ve Haziran vadede herhangi bir şekilde short işlem yapmıyor. 3 hafta geriye döndüğümüz zaman ise dolar TL'nin 5.50 üzerine yöneldiği dönemde Haziran vadede yaklaşık 100 bin kontrat civarında ilave bir short pozisyon açmıştı. Ama Haziran vade itibariyle de son 2 haftadır herhangi bir işlem yaptığını görmüyoruz. Şimdi bunlara tek tek bakacak olur isek. Evet, Nisan vadeye bakıyoruz arkadaşlar. Nisan vadede Cuma günü itibariyle, haftanın son günü itibariyle herhangi bir şekilde Merkez Bankası'nın pozisyonu bulunmuyor. Geçen hafta geneline baktığımız zaman yine Merkez Bankası'nı bu bölgede göremiyoruz. Sıfır pozisyon içerisinde bulunuyor. Nisan vadenin genel kümülatif görüntüsüne baktığımız zaman ise daha önce sizlere vermiş olduğum rakam aynen duruyor. 1.332.524 kontrat short pozisyonu mevcut idi en son analizimde. Herhangi bir pozisyon açmadığı için bu seviye aynen sabit kalmış durumda. Çok affedersiniz. Nisan vade itibariyle sevgili dostlar, Merkez Bankası'nın ortalama maniyeti 5.59.60'lar seviyesinde. Ancak son kapanış verilerine baktığımız zaman uzlaşma fiyatının 5.68.03 olduğunu görmekteyiz. Yani arkadaşlar, Merkez Bankası yaklaşık 9 kuruş civarında ters pozisyon içerisinde bulunuyor ve bu durum onun maliyetlerinin üzerinde bir piyasa fiyatlamasının mevcut olduğunu gösterdiği için Merkez Bankası'nın şu an itibariyle Nisan vadede zararda olduğunu görmekteyiz. Bunun rakamsal karşılığını birazdan hesaplayacağız.
Evet değerli arkadaşlar, buradan Mayıs vadeye geçelim. Mayıs vade 1 Nisan tarihi itibariyle açılmış olan bir kontrattır. Merkez Bankası'nın burada yine herhangi bir işleminin olmadığını görmektesiniz. Geçen hafta itibariyle yine Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemini burada görmemekteyiz. Gelelim arkadaşlar, Mayıs vadenin kümülatif pozisyonuna baktığımız zaman da sonuç değişmeyecek. Çünkü 1 Nisan tarihinde işlem başlamıştı. Geçen hafta neyse kümülatif pozisyonda aynı değerleri yansıtmakta. Mayıs vade itibariyle arkadaşlar uzlaşma fiyatımız 5.77-5.76 olarak gerçekleşmiş bulunmakta. Şimdi arkadaşlar gelelim Haziran vadeye. Haziran vade itibariyle değerli dostlar, Cuma günü itibariyle Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını görmekteyiz. Ve onun ardından geçen hafta geneline baktığımız zaman yine Merkez Bankası'nın herhangi bir işlemi yok. Ancak Haziran vadenin geneline baktığımız zaman, kümülatif pozisyona baktığımız zaman daha önce 960 bin kontrat civarında short pozisyonu var iken Merkez Bankası'nın elindeki short sayısı 1 milyon 59.741 adede yükselmiş durumda. 3 hafta önce az önce belirttiğim gibi dolar TL'nin 5.50 üzerine atak yaptığı dönemlerde bu kontratlardaki pozisyonunu bir miktar artırmak istedi ve 5.67 olan maliyetini 5.69 seviyesine yükseltmiş oldu. Ortalama maliyeti şu anda 5.69.10 ancak son kapanış verileri itibariyle uzlaşma fiyatının 5.86.09 olduğunu görmekteyiz. Zira Merkez Bankası burada da 5.86.09 son kapanış uzlaşma fiyatına baktığımız zaman ve şuradaki 5.69'a baktığımız zaman Merkez Bankası'nın yine 17 kuruş civarında burada da zararda olduğunu, ters pozisyonda olduğunu görmekteyiz. Peki sevgili arkadaşlar, son kapanış verilerine göre, Merkez Bankası'nın elinde bulunduğu kontrat sayılarına göre ve de ortalama maliyetlerini bu şekilde tespit ettikten sonra Merkez Bankası Viyop işlemlerinde ne kadar para bağlamış, ne kadar zararda, bir de bunun hesabını yapmaya çalışalım. Nisan var. Öncelikle arkadaşlar şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki simülasyon hesap, buna ben tamamıyla simülasyon hesap diyorum. Zira Merkez Bankası'nın hangi kaldıraç oranını kullandığını bilmiyorum. 1'e 2 mi kullanıyordur, 1'e 5 mi kullanıyordur, 1'e 10 mu kullanıyordur? Bunu bilmek mümkün değil. Dolayısıyla ben piyasada genel olarak kullanılmakta olan kaldıraç oranını 1'e 10 şeklinde değerlendirmek kaydıyla simülatif bir hesaplama yapıyorum. Tekrar belirtmek istiyorum. Merkez Bankası'nın ince hesaplarını benim bilebilmem veya iddia edebilmem hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu tamamıyla Merkez Bankası'nın normal piyasada uygulanmakta olduğu gibi 1'e 10 kaldıraç sistemine göre bir işlem mantığı içerisinde olduğu varsayımından yola çıkıyorum. Ve bu tablo dahilinde arkadaşlar Merkez Bankası'nın elinde Nisan vade itibariyle 1 milyon 332 bin 524 kontrat short pozisyon bulunuyor. Birim fiyatını 415 olarak aldım ama Merkez Bankası bunu daha önceki tarihlerde açmıştır. O zaman 390 TL idi. Çok önemli bir değişim olmayacaktır. Ben son güncel rakam itibariyle bu hesaplamayı yapıyorum. Bu hesaplamaya göre arkadaşlar 552 milyon civarında Merkez Bankası'nın kullanmış olduğu teminat bulunmakta. Arkadaşlar terste kalındıkça, yani maliyet fiyatının üzerine çıkıldıkça tekrardan ek teminat tamamlamak gibi bir durum vardır Viyop işlemlerinde. Bunu Viyop işlemleri yapmakta olan arkadaşlarım bilir. Sizin bulunduğunuz pozisyon maliyetinizin dışına çıktığında, yani zararlı konuma geçtiğiniz zaman ne miktarda zarara geçmiş iseniz o miktardaki zararınızı ya nakitle tamamlamak durumundasınız veyahut da pozisyon kapatmak durumundasınız. Margin call denilen bir teknik sistem gereğince. Evet sevgili dostlar, 552 milyon civarında, 553 milyon civarında bir teminat kullanılmak durumu söz konusu. 5.5960'tan ortalama maliyeti var ise, son kapanışta 5.6803'ten gerçekleşmiş ise 8.43 kuruş civarında bir zarar durumu söz konusudur. İşte bunun TL karşılığı da 112.3 milyona denk gelmekte. Yani %20 civarında Merkez Bankası'nın bir zararı söz konusudur son kapanış itibariyle. Arkadaşlar Mayıs vadede Merkez Bankası'nın herhangi bir işlem yapmadığını söylemiştim. Haziran vadeye geçiyorum. Haziran vade itibariyle ise değerli dostlar 1 milyon 59.741 kontrat Merkez Bankası short pozisyonu taşımakta. Bunun yatan teminatı, kullanım bu işlem için kullanılması icap eden teminat 439 milyon 792 bin TL, 440 milyon TL diyelim yuvarlak olarak. Ortalama maliyeti 5.69.10 görülmekte.
ve son uzlaşma fiyatının 5.8609 olduğunu dikkate aldığımız zaman burada Merkez Bankası'nın 180 milyon TL civarında bir zararlı konuma geçtiğini ve %40-41 civarında zararlı olduğunu görmekteyiz. Zararda olduğunu görmekteyiz. Evet sevgili arkadaşlar, %20 civarında zarar burada söz konusu, %40 civarında zarar burada söz konusu. Merkez Bankası ortalama %30 civarında zararlı konumda bulunuyor. 112 milyon burada, 180 milyon burada, toplam 300 milyon diyelim biz buna. 300 milyon TL, bunun dolar karşılığını hesaplayacak olursak yaklaşık 500 53 milyon, 54 milyon dolar civarında bir zarar söz konusu. Buradaki yatan teminatın da 1 milyar TL olduğunu dikkate aldığımız zaman 1 milyar TL'nin de yaklaşık ne kadar dolara tekabül eder? Yaklaşık diyelim ki 200 bin, 175-180 milyon dolar civarında bir rakam olduğunu düşünelim. Merkez Bankası arkadaşlar 180 milyon dolar civarında bir rakamı BIOB'da kullanmakta ve bu 180 milyon doların yaklaşık %30'u civarındaki bir zararının söz konusu olduğunu ve 53-54 milyon dolar civarında şu an zararlı konumda olduğunu an itibariyle görmekteyiz. Bir kere daha arkadaşlar açıklama yapmak istiyorum. Eğer Merkez Bankası 1010 kaldıraç kullanıyorsa. Tabii ki yarınlarda bu son uzlaşma fiyatı olarak gördüğümüz 5.68 veya 5.86 gibi değerler aşağı yönlü gelecek olur ise Merkez Bankası'nın bu zararı da azalacaktır. Ama önümüzdeki süreçte dolar TL'de bir hareketlilik olacak olur ise yaklaşık Merkez Bankası son bir aydır, 1,5 aydır sürekli olarak terste kalır bir pozisyonda ve Mart vadeli zararlı bir şekilde kapattığı, zararlı kapatma pozisyonlarını zararlı bir şekilde kapatmayı engelleyebilecek kadar bir önlem alamadı ve önümüzdeki süreçte eğer bu zarar daha da büyüyecek olursa, dolarda yukarı yönlü hareketlilik hızlanacak olur ise çok affedersiniz, Merkez Bankası'nın buradaki zararı çok daha artacaktır. Teminat tamamlamak durumunda kalacaktır. Ha işte o noktada acaba Merkez Bankası bu zararla mücadele mi edecek yoksa pozisyonlarını kapatmak durumunda mı kalacak? Pozisyonlarını kapatmak için vade sonunu beklemeden daha erken bir şekilde kapatabilmesi için de long pozisyon alması, alım yapması gerekecektir. İşte bu alımlarda BIOB'da önemli yukarı hareketlerin oluşmasına sebebiyet verecektir. Açıkçası Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte dolar TL'de yaşanabilecek olan hareketlilikte hangi adımları atacağı veya hangi stratejileri uygulayabileceğini net olarak bilemiyoruz. Ama bir durum var ki değerli dostlar, eğer Merkez Bankası çok net bir şekilde, yani bu pozisyonlar 3-4 hafta önce açılmış olan pozisyonlar, son 2 haftadır, 3 haftadır herhangi bir şekilde Nisan vadede ve Mayıs vadede, Haziran vadede dahil olmak kaydıyla pozisyon açmıyor. Ama 3-4 hafta öncesi itibariyle Merkez Bankası'nın açmış olduğu Haziran vadede bir ek 100 bin civarında kontratı bulunuyor. Ama son 2 haftaya, son 3 haftaya baktığımız zaman Merkez Bankası'nın hiçbir vadede pozisyon açmadığını görüyoruz. Bu durumda Merkez Bankası kısa vadede dolar TL'de önemli bir aşağı eğilim olacağını düşünüyor olsaydı, bu tamamıyla benim şahsi kanaatimden ibarettir, Mayıs vadede en azından pozisyon almaya başlaması gerekirdi. Çünkü Nisan ve Haziran vadede alınmış olan şu miktardaki pozisyonlar yaklaşık bir ay önce alınmış olan pozisyonlardı ve seçimlerden sonra değişen bir ortam, değişen bir tablo var ve hala Merkez Bankası Mayıs vadede hiçbir şekilde pozisyon açmış değil. Eski pozisyonlarını diğer vadelerde devam ettirmekte. Evet sevgili arkadaşlar, bu anlatmış olduğum verilerin yorumunu bir de sizlerin kendi mantığınıza arz ediyorum. Merkez Bankası'nın durumu bundan ibarettir ve önümüzdeki günlerde özellikle açıklanacak olan yeni ekonomik reform ve bu haftanın Putin görüşmesi, S-400 konusu ve tabii ki seçimlerin akıbetiyle ilgili olarak da BIOB'da önemli dalgalanmaların olabileceğine hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte bu dalgalanmalar aşamasında Merkez Bankası'nın ne yapacağını da yakından takip etmenin bizlere önemli fikirler verebileceği düşüncesindeyim. Efendim, bu konuda yapabileceğim açıklama, BIOB konusunda yapabileceğim açıklama bu, ancak bu kadar. Önümüzdeki hafta içerisinde yine ben sizlere Merkez Bankası'nın herhangi bir farklı bir uygulaması var mı yok mu, bu konuda bir gelişme fark eder isem yine sizleri bu tarz videolarla bilgilendirmeye çalışacağım.
Aktarılan videolardan anlık bildirim ile haberdar olabilmek, derhal haberdar olabilmek isterseniz de değerli dostlar abone olmayı lütfen unutmayınız. Şimdi hoşçakalınız diyorum. Bu hafta umut ediyorum ki gönlünüzdeki pozisyonlar dahilinde bir yön söz konusu olsun ve oldukça kazançlı bir hafta geçirmiş olabilirsiniz. Hoşçakalınız, sevgilerim, saygılarımla.